Evet, Kur'an günlüğü devam ediyor sevgili dostlar. Hud suresinin 113. ayet-i kerimesinde geçen hususu bu akşam, bugün sizlerle paylaşıyoruz. Zulmedenlere, zalimlere meyletme, daha doğrusu meyletmeyin diyor ayet-i kerime. Çünkü ateş size dokunur. Şimdi zulüm nedir, zalim kimdir? Onlar üzerinde durduk. İsterseniz bir de zulüm çeşitleri anlamında neler geçiyor Kur'an-ı Kerim'de veya neler geçtiği çerçeveyi kısaca özetleyelim. Ondan sonra da zulmedenlere meyletmenin örnekleriyle daha anlaşılır olur umarım. Örnekleriyle dostlarımızla paylaşalım. Ali Hocam, zulüm çeşitleri dediğimizde Kur'an-ı Kerim'de neler çıkar karşımıza? Zulüm çeşitlerini fark etmeye, Kur'an-ı Kerim'e göre zulmün çeşitlerini öğrenmeye çalışmalıyız. Ta ki kendimizi başta gözden geçirelim. Acaba biz de bulaşmış mıyız? Bizim de bulaştığımız zulüm çeşitleri var mı? Onları fark etmeye, tanımaya ve onlardan vazgeçmeye çalışmamız açısından zulüm çeşitlerini öğrenmekte büyük zaruret var. Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük zulüm, Lokman suresinin 13. ayet-i kerimesinden öğrendiğimize göre şirktir. Estağfirullah. İnne şirke le zulmün azim. İnne şirke le zulmün azim. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Yani Allah'ın uluhiyetinde veya rububiyetinde ortakları olduğunu ileri sürmek, zannetmek en büyük zulümdür. Bütün kainatın hukukunu çiğnemektir kısaca. Çünkü bütün varlıklar La ilahe illallah hakikatını ilan ediyorlar. Bütün kainat, zerreler, yıldızlar ve her şey La ilahe illallah hakikatını ilan ettiği için değerlidirler. Çünkü Allah'ı tanıtıyorlar, Allah'ı tanıyorlar. Allah'ın güzel isimlerine aynalık yapıyorlar. Onların bu güzelliklerini görmemek, onların La ilahe illallah hakikatına şahitlik yaptıklarına şahitlik yapmamak, onların şehadetine şahitlik yapmamak, onların haklarını çiğnemektir. Çünkü onların vazifesini, güzelliğini, değerini görmemek, onları başıboş zannetmek onlara büyük bir hakarettir. Hı hı. Evet. Onların üzerinde, mahlukatın üzerinde tecelli eden Esma-i Hüsna'yı tezyiftir. Dolayısıyla bu ve benzeri cihetlerden meseleye bakıldığında şirk, yani Allah'ın varlığını, birliğini Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde bilmemek, La ilahe illallah hakikatına Kur'an-ı Kerim'de emredildiği şekilde inanmamak, şirkin herhangi bir çeşidine sapmak zulümdür. Hatırımıza öncelikle zulüm denildiğinde şirk gelmeli. Burada çok, yani bir cümleyle ifade etmek gerekirse, kainattaki en mühim hakikat tevhiddir. Evet. Tevhidin zıttı da en büyük zulümdür. Güzel. En büyük hakikatin zıttı en büyük zulümdür diye güzel. Herhalde ifade edebiliriz. Daha böyle öyle anlaşılır oldu. Yani en büyük hakikat La ilahe illallah hakikatıdır. Dolayısıyla en büyük zulüm de ona aykırı davranmak. Evet. La ilahe illallah hakikatına uygun yaşamamak. Kainattan yükselen La ilahe illallah sadalarını duymamak en büyük zulümdür. Bir başka zulüm çeşidi mesela Kur'an-ı Kerim'de Fatır suresinin 32. ayet kerimesinde geçiyor. Onu hatırlamamız lazım. Orada da mealen arz edeyim. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan, insanlardan kimi kendisine zulmeder. Burada insanın kendisine zulmetmesinden açıkça bahsediliyor. Fatır suresinin 32. ayet kerimesinde. Kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Burada insanın kendisine zulmetmesi, Kur'an'a göre amel etmemesi diye tefsir edilmiş. Yani çok cihetlerden yine mesela tahlil edilebilir. Ancak ben Bediüzzaman'ın Sözler isim eserinde 28. 6. sözde nefis ve mallarını Allah namına sarf edenler mealindeki Tevbe suresinin 111. ayetini tefsir ettiği yerdeki zulüm çeşidini mesela burayla itibatlı diye düşünüyorum. Yani orada Bediüzzaman Allah'ın verdiği akıl, göz, kulak gibi maddi ve manevi cihazları Allah'ın emrine uygun sarf etmemenin, yani
öncelikle ve ağırlıkla ahiret için, hafif bir şekilde ve gerektiği kadar dünya için. Hı hı. Ve dünyada da helal dairede, meşru dairede o cihazları kullanmamanın o cihazlara zulüm olduğunu söylüyor. Yani insan kendisine nasıl zulmeder dediğimizde, aklını sırf dünya için kullanan, nefsi için kullanan aklına zulmediyor. Gözünü sırf dünya için, sırf bedenin ihtiyaçları için kullanan gözüne zulmediyor. Halbuki o gözle kainatın güzelliklerine bakılacak. O göz penceresinden ruha kainattaki manalar akıtılacak. Böylece kainat kitabının okunmasında, Kur'an-ı Kerim'in okunmasında göz denen o cihaz kullanılacak. Böylece gözün, aklın, kulağın kullanımı insanın iki cihanda mesut olmasına vesile olacak, hizmet edecek. Böyle olmaz da insan gözünü, kulağını, aklını sırf dünya için kullanırsa bu defa akıl azap aleti oluyor. Evet. Diğer cihazların hepsi de şöyle oluyor. Elmas alınabilecek parayla cam almış gibi oluyor. Yani elmas ahireti temsil ediyor. Cam dünyayı, her an kırılmaya mahkum, dünyayı temsil ediyor. Ebedi hayatı, ebedi saadeti kazanabileceği, gözüyle, kulağıyla, eliyle, diliyle, aklıyla, hafızasıyla ebedi saadeti kazanamadığı gibi dünyayı bile kazanamayan, bu cihazlarını sırf dünya için kullanmak suretiyle dünyasını da harap eden, çünkü ahireti olmayanın dünyası da haraptır, dünyası da zindandır, kişi kendisine zulmediyor. Bu da bir zulüm çeşidi. Üzerinde belki durulabilir. Yani gayesine uygun şekilde kullanmamak. Öyle. Tıpkı mesela diyelim buzdolabı aldık. Buzdolabını şimdi odun deposu, kömür deposu olarak kullanırsak. Evet. Ona haksızlık yapmış oluruz. Bu alete zulüm olur. Veya kendi aracımızı diyelim, otomobilimizi taş taşımak için kullanırsak. Değil mi? Ona öyle. Haksızlık olur. Zulüm. Dolayısıyla tamam, yani yük taşımak için yük kamyonları vardır yani. Otomobil yük taşımak için değildir. Buzdolabı kömür deposu değildir. Evet. Zaten kimse bunu da böyle yapmıyor. Yani normalde yapılmayacağını biliyor ama işte kendi cihazlarını, yani maddi manevi duygularını, işte hayal duygusu bile böyle yerinde kullanılmazsa, yani güzel şeyler hayal etmezsek ona zulmetmiş oluruz. Öyle. Zulmettiğimiz zaman da aslında değerini düşürmüş oluruz. Evet. De Allah'ın kullanın dediği yere kullanmamak, Allah'ın koyduğu yere koymamak zulüm. Değerini düşürmüş oluruz. Değerini düşürmekle de onu cennetten mahrum ederiz. Çünkü cennet değerli şeylerin yeridir. Yani insan cennete gitmek istiyorsa, bedenini de cennete götürmek istiyorsa ona değer kazandırmalıdır. Ve değerini korumalıdır. İmanla değer kazanır. Yaratılış gayesine uygun kullanılarak değer kazanır. Yaratılış gayesinden başka şeylerde kullanılmakla değeri düşer, değersizleşir. O zaman cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Evet. Burada daha vahim bir durum var insanın kendisine zulmetmesinde. Onu da ilave ederek geçelim başka çeşitlerine kısaca. İnsan aklını, gözünü, kulağını, hayalini ve diğer maddi manevi cihazlarını Allah'ın emrettiği yere sarf etmezse, yani iki cihan saadetine vesile olacak şekilde kullanmazsa, o aletlere, cihazlara zulmettiği gibi o cihazları bize takan, bize veren, o cihazları çalıştıran Allah'ın hikmetine iftira ve zulmetmiş olur. Hikmet-i ilahiye de evet, zulmet. Yani iş sadece cihaza zulümle sınırlı da kalmaz. Altıncı sözlerde Bediüzzaman bu inceliğe dikkatimizi çekmiş. Yani bunu da şöyle bir misalle arz edebiliriz. Yani birisi birine 100 milyar diyelim para veriyor, eski ifadeyle kullanıyorum. 100 milyar diyelim ki para veriyor babası evladına diyelim. Veya işte devlet bir memura diyelim. Emekli olmuş veya bir şekilde bir iş yaptıktan sonra. Bununla diyelim ev al diyor mesela. Onunla bir kurşun kalem alan, kurşun kalem. Hem o paraya haksızlık ediyor, hem de o parayı verenin manalı iş yapma, hikmetli iş yapma, abes, lüzumsuz iş yapmama özelliğine haksızlık ediyor. Yani dolayısıyla o emaneti verenin de vasfına dokunan bir iftira ve zulüm işlemiş oluyor. Allah'ın verdiği kabiliyetleri sırf dünya için kullanan
ahiretini merak etmeyen, Kur'an-ı Kerim'i merak etmeyen, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayan insan. Bu da bir zulüm çeşidi. Evet. Allah'ın emirlerini yapmamak da zulüm. Mesela namaz kılmamak. Her günah zulümdür. Demiştik. Zulümün içerisine namaz kılmamak da, yasaklanan şeyleri yapmak da zulüm giriyor. Evet, hırsızlık, evet, kumar oynamak. Yani insanın zamanına değer vermemesi, zamanını değerlendirmemesi, hem o zamana karşı haksızlık, hem o zaman nimetini veren Allah'ın hikmetine karşı bir iftira manalarını taşıyor. Öyle bir zulüm var. Bir başka zulüm çeşidi, insanın başka mahlukların, insanların, varlıkların haklarına riayet etmemesi. Zaten umumiyetle aklımıza bu zulüm çeşidi geliyor. Zulüm dediğimizde bu geliyor. Aslında insan kendisine zalim olduğunda, Allah'ın kendisine verdiği kabiliyetleri doğru kullanmadığında başkalarına da zulmetmeye başlıyor. Yani doğru kullanmadığı ve eziyet ettiği aklıyla hem kendisine dünyayı zindan ediyor, hem başkalarının dünyasını karartmaya, başkalarına eziyet etmeye başlıyor. Aklını kullanarak başkasına eziyet ediyor. Firavun mesela, doğan erkek çocukları öldürün demiş. Bu müthiş bir zulümdür. Yani bunu yaparken akıl da kullanmış. O değerli aklı, o fevkalade ehemmiyetli nimeti başkalarının haklarını çiğnemekte kullanmak suretiyle başkalarına da zulmetmiş. İnsan aynı zamanda karıncaya da, kuşlara da, hayvanlara karşı da zalim olabilir. Onların haklarını gözetmediğinde. Mesela hepimizi çok düşündürecek bir hadis-i şerifin mealini hatırlayalım. Bir kadın diyor Peygamberimiz Aleyhisselam, bir kediyi evine hapsetti. Ona yiyecek vermedi. O kedinin Allah'ın mülküne çıkıp dolaşıp rızık aramasına da müsaade etmedi. O kedi öldü. Bu davranışından cehenneme götürüyor. Yani kedinin haklarını çiğnemek. Yani bir kedinin ölümüne sebep olan herkes bu derecede günah işlemiştir manasına gelmiyor. Hadis-i şerif. Ama burada özel bir kast var. Veyahut da bizim bilemeyeceğimiz şekilde Allah'ın gadabını celbedecek derecede bir yanlışta inatlaşma. Merhametsizlik var. Bu davranışı onun imtihanı kaybetmesine sebep olabiliyor. O halde kedilerin, köpeklerin, kuşların, böceklerin haklarını çiğnemek de bir zulüm çeşididir. Ya bu epey bir ufuk açıyor aslında bu ifadeler bize. Çünkü hani hak, haksızlık, zulüm dediğimizde ilk akla gelen şey insanın insana veya insanlara karşı yanlışlığı, haksızlığı, adaletsizliği. Ama burada bütün mahlukata, bütün hayvanata, bütün nebatata karşı vazifemizi yapmamak veya onların haklarını ortadan kaldıracak, haklarına müdahale edecek, haklarına tecavüz edecek şeyler de aslında mertebeleri farklı farklı olmakla birlikte bir zulüm çeşidi olarak görünüyor. Öyle. Bir de o işte kedi örneğinde benim dikkatimi çeken bir şey, savunmasız, kendini savunamayacak durumda olana haksızlık veya zulüm herhalde daha da büyük hale getiriyor onu. Yani günahı, evet. Yani ben kendimi savunabilecekken bana yapılan haksızlıkla hiç savunmasız birisine karşı yapılacak haksızlık arasında sanki böyle bir fark var gibi var. Hissediliyor. Böyle bir hadis var. Peygamber Aleyhisselam bu dilleri olmayan bu hayvanlara haksızlık yapmaktan korkun diyor. Bir yani, deve örneği var değil evet, mi? Evet, hatta deve geliyor işte Peygamberimize şikayette bulunuyor. Bilmiyor. Peygamberimiz onun gözyaşlarını siliyor. Dolayısıyla ve öyle söylüyor yani. Dili olmayan bu hayvanlara, hayvanların hakkından korkun diyor. Sizin söylediğiniz. Hatta yani ahlaklı olmayan bir kadının dili böyle susuzluktan dışarı sarkmış, affedersiniz, bir köpeği ayakkabısını kuyuya sallayarak su içirmesiyle işte çok büyük sevaba eriştiğine, mazhar olduğuna dair bir şey de var. Yani o hareketiyle Allah'ın rızasını kazandığı ifade ediliyor ama herhalde ondan sonra da yani o bir onun için start olmuş, ilk adım olmuş. Yönelmiş. Ondan sonra yani Allah'a yönelmesine orada ilk başlangıç. Yani önemli şeyler bunlar ama. Çok önemli. Tabii. Yani bir yerde bir yanlış, büyük bir çöküşün başlangıcı olabilirken bir güzel davranış da çok muhteşem bir güzelliğin başlangıcı olabiliyor. Dönüm çekirdeği noktası. Çekirdeği ve dönüm noktası olabiliyor. Böyle bir çeşit var mesela zulmün
eğer hayvanlara, diğer mahlukata karşı onların haklarını çiğneme tarzındaki bir zulmün böyle bir akibete, kötü, üzücü, karanlık bir akibete insanın sürüklenmesine sebep olan yönde var. Onun dışında mesela başkalarının haklarını çiğneyenlere alet olmak da zulüm. Yavaş yavaş belki de seçtiğimiz konuya da temas etmiş olacak. Alet olmak. Yani birisi başkasının haklarını çiğniyor. Başkası direkt çiğneyen değil ama çiğneyene alet oluyor. Bilerek veya isteyerek veya istemeyerek olması arasında bir fark var mıdır? Yani isteyerek alet olmak, bir de bilmeden. İşte bilmemekte özrü var mı yok mu? Onu incelemek lazım. Yani bilme imkanı verildi mi kendisine? Verilmedi. Yani kişinin şartlarına göre değişebilir. O zaman diyeceğiz burada. Zulme taraftar olmak da zulümdür. İşte bugünkü asıl konumuz zulme meyletmek de bir zulümdür. Yani zulme meyletmek, zulme alet olmak, zulme taraftar olmak, zulmün çeşitleri veya alt gruplar olarak incelenmiş. Bu konuyla alakalı değerlendirmelerde Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan hakikatlerde. O zaman bu bilerek veya bilmeyerek dediğiniz noktayı şöyle anlamak lazım. Şimdi ilk başta farkında olmayabilir kişi. Onun için yani bu mesela zalimlere, zalimlerin oyunlarına, zalimlerin mücadelelerine ilgi duymak, onları takip etmek, merakla kendi vazifelerini bırakıp onların vazifelerini izlemek insanı yavaş yavaş bir tarafa meyletmeye, bir tarafı tutmaya doğru götürür. Mesela diyelim ki haber izlemekte bir sakınca var mı? Yok gibi görünüyor. Haber izlemek. İkinci Dünya Savaşı oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nı herkes merakla takip ediyor. Biz buradan savaşa katılmadığımız halde yani millet olarak. Fakat işte Almanlar, İngilizler, Almancılar, İngiliz taraftarları filan diye Fenerbahçe, Galatasaray gibi böyle şey oluyor. Takip ediliyor. Şimdi, ve birine taraftar olunuyor. Ve şimdi bu işte takip etmenin sonucunda yavaş yavaş şey yapıyorsun, mail ediyorsun. Bu şuna benzer yani. Diyelim ki hiç adını bile yeni öğrendiğin iki takımın maçını takip ediyorsun. Diyelim ki İspanya Ligi'nden iki tane takımın maçını izliyorsun. Hani böyle futbol fanatikleri vardır. Yani biz de çocukluğumuzda izlerdik, oradan biliyorum. Şimdi, yoksa şimdiki durumu şimdi değil. Şimdi izlemiyorum yani. Çok şükür kurtuldum o şeyden. Şimdi hiç bilmiyorsun yani. Zaten isimlerini de yeni öğrenmişsin. Ama şimdi izleyiz diye hemen bir takımı tutmaya başlıyorsun. Ya formasının rengi, ya işte oyuncuların isimleri sana biraz daha sıcak geliyor. Bir yerlerden çağrışım yapıyor. Hatta iddialaşıyorsun yani şeyle. Yanındaki arkadaşınla iddialaşıyorsun. Sen bir takımı tutmaya başlıyorsun. Seninle hiç ilgisi olmadığı halde. Ha, bir takımı tutmaya başladın mı orada da kalmıyor. Bu sefer tuttuğun takımın galip gelmesini istiyorsun. Hakem mesela, hakem ona şey verdiği zaman ona haksızlık yaptığını zannediyorsun. Bu sefer diğer takımın hakkını vermiyorsun. Hani nedir o? Ne gözü kördür diyor, kusuru görmez. Muhabbet gözü, evet. Muhabbet gözü kusuru görmez. Değil mi? Şimdi kendi takımının kusurunu görmüyorsun. Ötekileri, garaz gözü ise gizli kusurları da açığa çıkarır. Kusurları büyütür. Büyütür. Halbuki bu haksızlık şimdi. Zulüm. Şimdi bu iki takımın maçını izlemek bile böyleyken, işte şeyde de öyle olmuş yani Almanlar, İngilizler böyle takip ediyorsun. Her iki tarafta şimdi savaşta çok zulümler oluyor yani savaşın. Kendisi zaten hak bir savaş değil. Devletler mücadelesi. Sen şimdi durduğun yerden izlemekle ve bir tarafı tutmakla onun zulümlerine ortak oluyorsun. Çünkü zulme taraftarlık göstermek, zulmü onaylamak, zulme meyletmek, zulme razı olmak zulümdür yani. Bunların da bir dereceleri var. Dolayısıyla ilk başta yani zulmetme niyetin yok senin yani. Bilinçli bir şekilde yola çıkmıyorsun ama sonuç itibariyle... Ama yapmaman gereken bir iş yapıyorsun belki. Yapmaman gereken işi. Onun için yani bu şeylerde yani zalimleri izlememek bile, onlarla hiç meşgul olmamak, takip etmemek. Ha, burada tabii zulümlerine engel olmak gibi bir vazifen varsa, dolayısıyla müdahale etmen gerekiyorsa
Tamam, yapman gerekeni yaparsın, o ayrı bir konu, ama lüzumsuz yere merakla takip etmek bile insanı haksızlığa ve zulme götürebilir. Yani bilmemeye de ben sonra temas etmek istiyorum. Evet. Bilmemeye o önemli bir nokta. Burada tabii bir soru var. İlerleyen dakikalarda muhtemelen ona gireceğiz. Zulme tepkimiz nasıl olacak? Güzel. Diye bir güzel soru var. Güzel. Ona temas edeceğiz. Zalimlere meyletmenin örneklerini yavaş yavaş aslında vermeye başladık. Yani sebeplerini biraz daha konuşalım. Evet, biraz daha üzerinde dururuz. Zalime meyletmekten anlaşılması gereken şeyler. Zalime, ki Seyfettin Hocam'ın örneği bir başlangıç olarak çok yerinde. İnsan nasıl meyletmeye başlar yani? Bir de o var. Hatta böyle farkında olmadan meyil başlar dedi. Hı hı. Yani o ince noktaları insanın fark etmesi inşallah insanı zulümden muhafaza eder. Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikteyiz.